Merhaba, ons altında yine yukarı yönde 2520 dolarlara doğru gittik. Aslında gelen dataların çok yukarı yönlü hareketi destekleyecek bir yapısı yoktu ama piyasalarda şöyle bir durum var. 2470 ile yaklaşık olarak 2530 arasında sıkışmış durumdayız. Bu hareketi 60 dolarlık bandı değerlendiriyorlar. Hatırlarsanız 2300 ile yaklaşık olarak 2430 arasında sıkıştığı bir dönemde de 130 dolarda sıkışmıştı. Neredeyse onun yarısı diye ifade ettiğimiz bir aralıkta bu sefer de yukarıda bir yerde sıkışmayı devam ettiriyor. Ama genel duruma bakarsak dünyada altın ETF'lerine giriş son 4 aydaki en yüksek seviyeye gelmiş durumda. Yani altın alımları devam ediyor. Altına yatırım devam ediyor. Merkez bankaları altın almaya devam ediyor. Fed faiz indirecek diye. Senaryo bu. Resesyon olursa kısmındaki korku elbette başka bir korku. Onun zamanlaması için henüz erken ama orada da bir endişeye kapılabilecek datalar aslında bugün vardı. Ama genel durumda henüz daha piyasaları tedirgin ettiği söylenebilir değil. Şimdi bundan sonraki süreçlerde özellikle gümüş tarafında yine 28'den 29'a geldik. Burada 30 doları aşmadığı sürece 27 ile 30 dolar bandını sürdüğünü söyleyebiliriz. Faiz indiriminden itibaren eğer 30 doların üzerinde kaldığını görüyorsanız %20'lik bir yukarı yönlü hareket gelir. Ama faiz indiriminin tabii ki bu zamanlamasına ve sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Çünkü bunu başaramayabilirdi. Yani faiz indirimi belli bir şekilde hızı bu piyasaların şu anki yönünü netleştirecektir diye görmek lazım. En son Fed Başkanı Powell'ın açıklamasından sonra piyasalar biraz aslında pozitife doğru evrilmesine rağmen gümüş beklenen tepkiyi gösteremedi. 30 doların da üzerinde yine kalıcılık sağlayamadı ama 28'in de altında bırakmadıklarını görüyoruz. Bu anlamda bir yönden pozitif bir yönden negatifliği saymak lazım. Peki altın S1 tarafı? Altın S1'de dikkat etmeniz gereken 28.5'ların üzerinde miyiz, altında mıyız? Eğer üstündeysek 33 hamlesinden bahsederiz. Buranın altındaysa hala biraz daha piyasalar dalgalanacak. Ons altın aynı yerlerde dönecek demektir. İkisini birlikte, hatta üçünü birlikte değerlendirdiğimizde biraz daha aynı yerlerde kalacağını tahmin edebiliriz diye düşünüyorum.